Her zaman söylediğimiz gibi hastalık yoktur, hasta vardır. Yani bir kere siz kendi risk faktörlerinizi biliyor musunuz? Ailede kalp damar hastalığı var mı? Ailede ani kalpten ölüm söz konusu mu? Tansiyonunuz yüksek mi? Şeker hastalığınız var mı? Özellikle tip 1 şeker hastalığı, insülin, tansiyon yüksekliği, obezite, hareketsizlik, karaciğer yağlaması. Bütün bunları hepsini bir şekilde değerlendirmek lazım. Yoksa sadece kolesyon üzerinde bütün yükü koyup Onunla ilgili yorumları yaparak beraat etmeniz pek mümkün değil. Asıl önemli gelen şey olan de şu, ısrarla söylüyoruz. Eğer sizin dokümente edilmiş biz damar tıkanıklığınız varsa, %20-30 anji olmuşsanız, hele balon stent olmuşsanız, hele bypass olmuşsanız kolesterol sizin için ö ne lider Kimse kolesterol sizin için önemli değil derse lütfen inanmayınız. Çünkü onlara... Çok rahat söylenen bir söz sizin için riskli olabilir. Siz kendi hayatınızda riske atıyorsunuz. Eğer kolesterol düzeyinizi kontrol etmezseniz dökümante edilmiş damar tıkanıklığında ileride riskiniz oldukça yüksek demektir. Yani kendi kendinize başkalarının önerileri doğrultusuyla kazık atmayın, riske atmayın hayatınızda efendim. Bir diğer önemli nokta da şu, eğer özellikle genetik olarak değiştiremeyeceğiniz bir şey varsa çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. O da aileden gelen o risk faktörü. O konuda da mutlaka uyarılara göre hareket etmeniz uygun olur. Şimdi grafimize tekrar geri dönüyoruz. Geri döndüğümüz zaman bakın bu grafiği tam olarak ekrana götürürüm. Dikkatinizi çekmesi için. Bakın kırmızı okta gösterilen sütun LDL kolesterolün 60 ila 70 olduğu. Yani düşünün biz altına düşmek istiyoruz. O 60-70 normal düzeylerde çok düşük bir LDL kötü kolesterol var. Fakat bakın burada hastaların %11'inde bir damarda kireç birikimi söz konusu olmuş. Bakın kolesterol normal iken bile damarda kireç birikimi söz konusu olabiliyor. Neden diye hemen soracaksınız. Onu da söyleyeyim size. Çünkü kolesterol ki damar tıkanıklığı nasıl olur adlı videoma bakarsınız orada görebilirsiniz. Bir kere kolesterolün damarın düz hücrelerinden geçmesi lazım iç duvardan ki buna endotel diyoruz biliyorsunuz. Yani endotelin geçirgenliğinde bir sorun var. Arkasından orada birikiyor LDL kötü kolesterol. Bir de oksitleniyor. Oksitlenmemesini sağlamak lazım. Hipertansiyon sigara bu konuda büyük sorumluluk taşıyor. Bir de aynı zamanda orada oluşan bir inflamasyon yani bir iltihabi bir reaksiyon var. mikroskobik iltihap var. Bir de onlar geliyor. Bir de aynı zamanda da bu bölgede bir takım düz kas hücreleri var. Onlar da çoğalıyor ve o gördüğünüz çıkıntıyı, sarı çıkıntıyı yapıyorlar ve bu plakta daha sonra kırılıyor ve ani kalp krizine yol açıyor. İşte dolayısıyla birden fazla faktör var. Ama gene kolesterol üzerine düşünen arkadaşlara ben bu grafiği göstermeyi devam edeceğim. Çünkü biraz sonra daha farklı bir açıdan bakacağız. Tersten bakacağız bu grafiği. Evet şimdi geldik. Grafiğe tersten bakıyoruz. Nasıl bakıyoruz? Bu sefer bakın LDL okla gösterilen yerde en yüksek değeri 160. Fakat 160'a rağmen ne oluyor burada? Gördüğünüz üzere kırmızı okun gösterdiği yerde %35 damar tıkanıklığı yok. Evet gerçekten kolesterolü 160 olmasına rağmen evet geri kalan %65'inde 3 damara kadar, 3 damar sistemine kadar, 6 damara kadar bir damarda kireç birikimi söz konusu. Ama altındaki %35'te kolesterol birikimi söz konusu değil. Yani sadece kolesterol suçlu değil. Evet doğru onu kabul ediyoruz. Bunu kimse de zaten inkar etmiyor ama eğer dediğim gibi sizin bir damar tıkanıklığınız varsa, risk faktörleriniz de varsa o zaman bu LDL oldukça önemli. Neden? Çünkü siz o zaman grafin öbür tarafındasınız yani negatif taraftasınız. Yani düşük kolesterolünüz olsa dahi damarda kireç birikimi devam edebiliyor demek. Bu da başka bir çalışmada. Burada da LDL düzeyi oldukça yüksek yani kötü kolesterol düzeyi oldukça yüksek. Damarda kireç birikimi var fakat damar tıkanıklığına yol açmıyor ve hastada herhangi bir belirtiye neden olmuyor. Yani biraz evvel bahsettiğimiz hani 160 olmasına rağmen damarda kireç var fakat damar tıkanıklığına yol açmayan bir grup da var. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Damarda kireç var fakat damar tıkanıklığına yol açmıyor. Şimdi ise ileride bu plakların çok hızlı gelişebileceklerini göz önünde bulundurdukları için bütün hekimlerin dikkat ettiği konu bu plakların takibi. Bu plak büyüyor mu? Hatta bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile bu plakların hacimleri dahi ölçülüyor. Hatta bahsetmiştim OST diye optikal kompüterize tomografik anjiyografiler var. Oradaki ışığın yansımasına bakarak plan yapısı ölçülerek ileride bu plak kötü bir plak dönüşür mü, kırılabilir mi, ani kalp riski yaratabilir mi dahi onları dahi hesaplıyorlar. Yani uzun lafın kısası kireç varsa damarınızda eğer darlık oluşturmuyorsa, tıkanıklık oluşturmuyorsa bile bu da bir risk faktörü olarak ele alınıyor. Yani sonuçta kireciniz varsa damarda, damar tıkanıklığı yapmıyorsa süper ama gene kolesterolü ve diğer tüm risk faktörlerini sigara dahil olmak üzere kontrol altına almanız gerekiyor. Ama ben peki kireç var mı yok mu nasıl kontrol edeyim derseniz bir kere ilk olarak karındaki ana aort damarında kireç birikiyor. Sonra şah damarında hatta şah damarın tabakaları kalınlaşmaya başlıyor. Bunlar genellikle tesadüfen ortaya çıkıyor ama siz merak ediyorsanız kolesterolünüz yüksekse karın ultrasonografi ve şah damarı ultrasonografi bunu takip edebilirsiniz. Bunun yanında da ne yapabilirsiniz? Bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile bütün koroner damarlarınızı, kalp damarlarınızı görürsünüz. Ve aynı zamanda risk açısından da önemli olan kalsiyum skorunuzu ölçersiniz. İşte buraya da geliyoruz şöyle bir duruma. Eğer LDL'niz yüksek ya da değil, damarlarınızı kontrol ettirdiniz, kireciniz yok. Evet, böyle bir hasta grubu var. Zaten bu hasta grubu genellikle hekimleri ve hastaneye gelmiyor. Genellikle hekimleri ve hastaneye gelenler damar tıkanıklığı şikayet yaratacak düzeyde olanlar. Dolayısıyla bu grubu çok fazla görmüyoruz. Bu grup ancak araştırılınca ortaya çıkıyor. Eğer ki siz kolesterol yüksekliğine rağmen damarınızda da kireç yoksa işte dediğim gibi %35 gibi ciddi güzel mutlu bir azınlığa giriyorsunuz. Fakat bunun yanında eğer damarınızda da kireç varsa o zaman sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken bir gruba geliyorsunuz, denk geliyorsunuz demektir. Peki acaba hani illa da ilaç kullanacak mıyız? Evet ben bütün hastalarıma söylüyorum. Sadece kolesterol yüksekliği önemli değil. Bakın benim takip ettiğim kriterler bunlar. Bilenler biliyor. APA'lar, APA B'ler toplam kolesterol, LDL kötü kolesterol, trigliserit bunların oranları bir de CRP var biliyorsunuz. CRP de aynı şekilde. Bir de buna ek olarak eklediğimiz bizim monositimiz var. brain natriuretik faktör, BNP var. Bunlar dahi takip edilebiliyor. Bütün bunlarla beraber kolesterol ile oranlarınızı takip etmeniz gerekiyor. Esas olan şey bu. Bir diğer önemli olan eğer siz ilaç kullanmadan kendinizi biliyorsanız ve mümkün olduğu kadar diyetinize dikkat edip kilo veriyorsunuz, hareket ediyorsanız ben diyorum ki size 3 hak veriyoruz. Yani 3 ay içerisinde bana 3 tane ayrı sonuç getirin. Ona bakalım, ona göre karar verin. Eğer buna rağmen kolesterol oranlarınız düşmüyorsa ve dökümante edilmiş bir damar tıkanıklığınız varsa, yani kireciniz varsa, %20-30 darlığınız varsa, balon olmuşsanız, stent olmuşsanız, bypass olmuşsanız bu ilacı kullanmanız gerekiyor kolesterolcün maalesef. İlla da yüksek oranda değil. Eğer düşürebiliyorsunuz diyetle düşürün. Ama %60-70 diyetle düşürmekte başarısız oluyorlar. Çok küçük bir oran gerçekten çok ciddi bir şekilde düşüyor. Peki nasıl düşürüyorlar? İşte bana sık sorulan sorunun cevabı da burada yatıyor. Yani ben hiç ilaç kullanmadan, damar tıkanıklığımı sadece beslenmeyle, sadece bitkisel beslenmeyle açabilir miyim? O zaman hemen soru şu. Bu damarların tıkanması kaç sene sürdü? En az 10-15 sene. E peki siz nasıl bir yöntemle bunları hemen açabileceğinizi düşünüyorsunuz? Pek mümkün değil. Açan var mı? Evet. Dünyada 10-15 sene çok sert vegan beslenmiş ne et, ne süt, ne balık, ne yağ, sıfır yağ kullanmış olan kişiler 10-15 senede anjiyle gösterilmiş bir şekilde damar tıkanıklığını açmayı başarmışlar. Ama onlar kaç kişi? 4-5 kişi. Ve maalesef devamı gelmemiş. Bu konuda yapılmış olan bir çalışmada yok. Eğer siz gerçekten sağlığınızı korumak istiyorsunuz... tabii ki ilaçsız kolesterol düzeylerinizi ne kadar düşürseniz düşürün, o kadar yararlı. İlaçla düşebiliyorsunuz, ilaçla düşün. İlaçla diyeti kombine edin. Gerekirse ilaç dozlarını düşün. Nitekim ilaçlar konusunda da seçenekler çok artmış durumda. O yüzden burada lütfen lütfen rica ediyorum kendi hayatınızı başkalarının verdiği öneriler doğrultusunda riske atmayın. Sonuçta bu sizin hayatınız. Yani uzaktan hiçbir sorunu olmayan kişiler belli bir konularda size yardım ettikleri iddiasıyla bu tür önerilerde bulunuyorlar. Ama dediğim gibi siz bu riskli grup içerisinde yer alıyorsanız onların önerilerine uymak sizin için sıkıntılı olabilir efendim. Yine de enseyi karartmayın eğer koruyucu yöntemlere başvurursanız mümkün olduğu kadar kendinizdeki riski de azaltma şansına sahipsiniz. Yani risklerinizi kontrol ederseniz hayat sizin için daha da güzelleşir.